Bismillahirrahmanirrahim. İHL Arapça 12. Ünite 1'in ilahiyat bahsine gelmiş bulunuyoruz. El ilahiyatu. İlahiyat kelimesi bir yerde fakülte kullanılan bir isim. İlahiyat fakültesi diye bir deyim, bir söylem var. Bir fakülte adı. Burada tabi ilahiyat fakültesi yani bir üniversite bölümü olarak kullanılmamış. İlah kelimesi var ya, ilah. İlah ne demek? Yaratıcı, yüce yaratıcı, var edici. İlahiyat yaratıcı ile ilgili. Yani teoloji bilimi, tanrı bilimi diyebiliriz. İlah ile ilgili olan. 1. İstemi, sen dinle. İstifal babından emri hazır bilenler için. Semi'a, sülasi mücerret, istifal babına aktarılmış emri hazırdır. Ente, gizli zamir fail olur. Sen dinle. Neyi? İlel kelimati, kelimeleri dinle. Kelimelere kulak ver. Sümme, sonra dinlemenin ardından va' koy. Ve va'a yeva'u, kökünden emri hazırdır. Sen koy, yerleştir. Gizli zamir ente yine faildir. Emri hazır kalıbında, müfredinde ente fail oluyor. Müfred müzekkerinde. Peki sen koy, ne koy? Dairaten, bir daire, bir yuvarlak koy. Nereye koyalım bu daireyi? Mesela el ilahiyat kelimesine mi? Şuradaki 006'ya mı? Havlel kelimeti, kelimenin çevresine koy, çevresine yerleştir. Hangi kelimenin çok kelime var? Elleti, öyle kelime ki tesma'u ente. Sen dinliyorsun, işitiyorsun. Dinlediğin, duyduğun kelimenin. Ha, o kelimeyi duyuyorsun. Tesma'u muzarifil. Ente, gizli zamir fail. Ha ise meful oluyor. O zaman tesma'u ente ha nedir? Fiil cümlesidir. Dinlediğin, duyduğun o kelimenin çevresine bir daire yerleştir. Koy. Biz de çizgileri çizmiş olduk. Elif maddesinden okuyalım. Rahbaniyetun, rahbaniyetun, ruhbanlık ile ilgili. Ruhbanlığa mensup. Ruhbanlık, din sınıfı. Aklaniyetun, akıl ile ilgili. Vahdaniyetun, vahdaniyet yüce Allah bir sıfatı bildiğiniz üzere. Bu kelimeyi yani çiziyoruz. Duyduğunuz diyor ya. İstemi ile kelimati. Kelimeleri dinle, duy. Burada çizmenin istediği kelime vahdaniyettir. Bunu sesli olarak okuyorlar demek ki. O duyduğun kelime bu yani. Bunu çizmen isteniyor. Vahdaniyet teklik demek. Allah'ın tek olması, Allah'tan bir tane daha olmaması. Onu kırmızı çizdim. Bir de vahdehu, bunu kırmızı çizelim. Şerik bu. Muhlisine, bir de bu. Bu kelimeleri çizmenizi istiyor. Ben hepsini okuyacağım da bunları istiyor sizden. Rabbaniyet, Rab kelimesinden. Rabbaniyet, Rab ile ilgili. Rab ile alakalı manasına geliyor. Tabii şimdi bakıyorsun Rab ile alakalı. Ne yani bu? Bunu bir cümle içerisinde kullandığında bir manaya gelir. Yoksa kelimeyi tahtaya Rablik ile ilgili yazsan ne anlarsın? Vahdaniye, teklik, neyin tekliği? Bu şekilde kelime olarak baktığında çok bir şey ifade etmeyebilir. Kopuk gelebilir sana. Ama cümle içerisinde kullanılır kelimeler ve o zaman daha anlamlı olurlar. B maddesi vahdehu. Vahde tek demek. Hu o. Vahdehu onun tekliği, onun tek olması. Vahde muzaftır. Hu muzafun ileyhtir. O zaman isim tanımlamasına göre mana vereceksin. Hu o. Vahde tek. Vahdehu onun tekliği, onun yalnızlığı, ondan başka olmaması yani. Vahdehu la şerike le. Kur'an'da geçiyor zaten değil mi? Mesela Araf suresi 70 numaralı ayette geçiyor. Buradaki kelimelerin hepsi cümlede kullanılma göre manada ufak tefek değişiklik olur. Cümlede mesela fail midir, meful müdür, temyiz midir, hal midir, cümlede bulunduğu öge olarak manada ufak tefek farklılıklar olacaktır. Şu an için yalın halde baktığında vahde muzaf, hu muzafun ileyh, vahdehu onun tekliği.
Vahidetun bir demek, tek demek. Tevhiduhu tevhid, vehhare yuvehhidu tevhidun, tefsir babından mastar garimi oluyor. Tevhiduhu onun tek olması. Tevhid kelimesi mastardır. O yüzden mesi, ması, mek, mak, iş, uş diye mana vereceksin. Ve aynı zamanda yine muzaftır. Hu muzaf leh olur. Tevhidu onun tekliği, onun tek olması, onun tek oluşu. Ehadun bir demek. T maddesi şirkun. Şirk bu da mastardır. Ortak koşmak manasına gelir. Ortak koşmak. Yani Allah'ın tek olmadığını, birden fazla Allah olduğunu haşa ifade etmek, iddia etmektir. Şerikun, şerik ortağın kendisi, bizzat ortak. Şirkun ortak koşmak, şerik ortak. Mesela nasılsın ortak dersin, bir şirket kurmuşsundur. O nasılsın ortak dediğin kişidir yani. Ortak olan kişinin kendisi. Şirakun, şirak da mastardır. Şarake, yuşariku, müşarike, yani faale, yufaale, mufaaleten ve fialen kalıbıdır. Mufaale babından mastar-ı garimi olur. Mufaale babının birden fazla mastarı var zaten. O zaman şirak da nedir? Ortak koşmaktır. Babı farklı sadece. Yuşriku, yuşriku ifal babından muzaridir. Eşrake, yuşriku. Ekrame, yukrimu. Ehrace, yuhricu gibi. Mana o ortak koşuyor. Yuşriki ortak koşuyor. Kim? Gizli zamiri ve fail atarsın. O kişi. Hangi o? O cümlede kullandığına bağlı. Ali'den mi, Veli'den mi, kimden bahsediyorsa. Cümledeki kullanımına bağlı. T maddesine geldik. İhlasun. İhlas. Ehlasa. Yuhlesu. İhlasun. İfal babından mastar-ı garimi olur. İhlas kelimesi samimiyet manasına gelir. İhlas suresi var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Kul huvellahu ehad. Samimilik, içtenlik manasına geliyor. Halisatun, halisun, halisatun. Katibun, katibetun. Nasirun, nasiratun. İsmi fail kalıbı, müennes kalıbıdır. O zaman samimi olucu, samimi olan. Samimi olucu, samimi olan isim faili böyle mana verilir. Müennes kalıbıdır. Burada bir kadın kastedilmiştir. Muhlisine, ehlasa, yuhlisu, ihlasun, muhlisun. İfal babından yine isim fail olur. Cemi müzekkerdir. Kelime nasb ve cer haline uyumlu olarak yazılmış. Muhlesune değil de vav yerine ya yazılmış. Bu kelimenin nasbına ve cerrine uyumlu bir yazılıştır. Kelime raf halinde değildir. İsmi faildir ama manasına baktığında. O zaman ehlasa yuhles ihlasun muhlesun muhlis. Muhlis Türkçe'de de az çok kullanılıyor yani. Muhlis, muhlise özel isim olarak da kullanılıyor sanırım. Samimi olan kişi, samimi olucu ama müfret için. Bu cemidir. Samimi olanlar diye çevrilir. Kastedilen erkeklerdir. Çünkü kelime müzekker. Samimi olan erkekler diye çevrilir. Müminine, inanan erkekler. Müminine. Cemi müzekkerdir bu kelimede. E'mene yu'minu imanun mü'minun. İfal babından. İsim fail cemi müzekkerdir. Muhlisine mü'minine. Aynı özellikleri taşımaktalar. Her ikisi de ifal babından. Her ikisi de ismi fail. Her ikisi de cemi müzekker. Her ikisi de nasba ve cerre uyumlu yazılmış. Yani nunun sağında vav yok ikisinde de. Evet bu izahların ardından devam edelim. Madde 2. İstemi dinle ente sen. Gizli zamir ente. Enteyi göremediğini ben de biliyorum. Dinle. Neyi dinle? İlel cümeli cümleleri. Cümel cümle tün kelimesinin çoğuluydu. Hatırlayalım. Cemim keser. Kırık çoğul diğer adıyla. Sümme sonra neyden sonra? Cümleleri dinlemenin ardından. E'il ente. Ente yine gizli. Emre hazır müfret müzekker kalıbında ente her zaman vardır. Gizli olarak. E'id sen tekrarla. Ente. Neyi? Ha onu. Hangi onu? O cümleleri yani tekrarla. Ha zamirdir.
3. İstemi' dinle ilel cümeli cümleleri sümme sonra ihtar ente var değil mi yine? Sen seç. Neyi seç? İhtar emri hazır. Ente gizli zamir fail. Sana ne lazım? Meful lazım. O yüzden el cevab be ba'nın fethasıyla okuyacaksın. El cevab bu, el cevab bi olmaz yani. El cevabe es-sahiha. Bu da sıfattır. Cevap kelimesinin sıfatı. Sahih doğru demek. Doğru, sağlam. Doğru cevabı seç ve ikra. Ente sen oku. Neyi? Hı, onu. Elif maddesi. Kale Teala. Kale buyurdu. Hüve gizli zamir fail olur. O Allah buyurdu. Teala, Teala yüce oldu manasındadır. Teala ve tefaale yetefaalu tefaul babından mazidir. Aslı teale ve sonunda vav vardı, elife dönüşmüş. İlal var. Çok daha ayrıntılara girebiliriz. Ama girmeyelim şimdi. Öğrenciler bu seviyeye uyumlu olabilir, olmayabilir. Devam edelim. Yüce Allah buyurdu. Ne buyurdu? İnne şüphesiz ki. İnne kesinlikle, şüphesiz, muhakkak. Tekit için, pekiştirme için kullanılan bir harftir. Eddine şüphesiz ki din. Yani kabul görecek olan din. Makbul olan din. Kime göre ama? İndallahi, Allah katında. İnde katında. E göre, a göre. İndallahi, Allah katında. Makbul olan din şüphesiz ki nedir? İnne ismine nasb haberini raf eder. Duyduysan şayet. Eddine, onun ismidir. O yüzden onda fetha var. Din mensup. Sana ne lazım? Merfu bir kelime lazım. Hangisi merfu olabilir? Şöyle baktığında İslamun veya İslamu olabilir. Esselamu, bu da merfu olabilir. El İslamu, bu da ol. Hepsi merfu olma, elverişli. Peki hangisidir? Bu bir ayet zaten. İnne dine indallahil İslamu. Merfu olacak. İndallahil İslamu. Yani inne dine indallahil İslam. İlk kelime yani. En sağdaki doğru şıktır. Ortadaki selam zaten. Ayette öyle bir şey geçmiyor. Soldaki de İslam ama nekredir. Kelimenin evvelinde elif lam yok. O da geçersiz. Bu bir ayet. Ayette oynama olamaz. Sağdaki, en sağdaki doğrudur. Allah katında geçerli din İslam'dır. Ayet zaten. B maddesi. Bir ayete nasıl bulabilirsin? Ayet zaten deyip duruyorum. Bunu mesela hangi ayet olduğunu tespit etmek isteseydin ne yapardın? Bunun için birkaç yol var. Bu yollardan bir tanesi Arapça klavye açarak ayeti aynen yazmaktır. Klavye sistem kullandığım site, uzun yıllardır kullandığım site benim burası. Bu siteyi kullanmaktayım. Burada direkt mouse yardımıyla harflere tıklayarak kelimeler yazabiliyoruz. Burada hareketleri, şedde vesaire var. Yazıyorsun. Yazdığın şeyi kopyalayıp Google'a yapıştırdığında Arapça metni Arapça olarak bulabilirsin. Veya onun Türkçe yazılışını işte neydi? İnne dine indallahil İslam. Onu da yazabilirsin. Çıkar zaten. O şekilde de bulunabilir. Ali İmran 19 diyor. Yani bir ayeti aramak istediğimizde onu bulabilmeliyiz. Onu da öğrenmemiz gerekir. İnne dine indallahil İslam. El İslam kelimesi elif lamlıdır. El İslam kelimesi zamme ile bitmiştir. İkinci maddeye geçiyorum. Dine, dinu, dini. Bilmiyorum. Sağ tarafa getireceğim kelimeye bağlı olarak din kelimesi hareke alacaktır. Örnek olarak dinul vahdaniyeti, vahdaniyet dini. Allah'ın tek olduğunu ifade etme dinidir. Bu İslam böyle bir dindir. Bakalım. Dinen getirebilir misin? Gramer olarak mümkün değil. Çünkü dinen gördüğün üzere tenvin almış. Yani şuraya dinen yazdığında, tenvinli bir kelime yazdığında gelip sen oraya şöyle dinen kam nasıl yazmışlardı? Elifle yazmışlar. Dinen yazarsan sana derler ki Nun'da niye fetha var? Onu kim fethaladı? İki fetha yani. Tenvinin varlığının gerekçesi nedir? Bir gerekçe sunamazsın. Çünkü din kelimesini
cümlenin evvelinde yazmışsın. Daha sağ tarafta bir şey yok. Onu kim öyle teminlemiş? Mümkün değil. O zaman dini getiremezsin. İkinci madde di nuna olabilir. Di nukum bu da olabilir. Eğer ortanca maddeyi seçersen di nuna na bizim demek, tamam mı? Di nuna bizim dinimiz nedir? Di nuna din kelimesi mübteda olur. İkinci din haber olur burada. Di nuna bizim dinimiz nedir acaba? Dinul vahdaniyeti, vahdaniyet dinidir. Allah'ın tek olduğunu ifade eden, tekliğine inananların dinidir. Olabilir, manada bir bozukluk yok. Peki sonuncu kelime dinukum, sizin dininiz nedir? Dinul vahdaniyet, vahdaniyet dinidir. Bu da olabilir. Bunun olmaması için gramer olarak bir mani yoktur. Gramer sadece en sağdaki kelimeye mani olur. Ortanca ve en soldaki kelimeyi seçmek mümkündür. Ama dinukum sizin dininiz deyince sanki bunu kuran cümle o dinden değilmiş gibi oluyor. Kendisini dışlamış, İslam dininden değilmiş algısı oluşuyor. Oysa hepimizin dini demek daha uygun olacaktır. Bizim dinimiz İslam'dır, vahdaniyettir. O yüzden ortancayı seçiyoruz. Mananın bizim Müslüman olmamız ile uyumlu olmasından ötürü. Yoksa gramer seni zorlamaz. Ortanca ve en sondaki kelimeyi seçebilirsin. T maddesi. Muhlesine lehu din. Bu da bir ayet. Mü'min suresi 14 numaralı ayettir. Fed'u dua edin. Allah'a, yüce Allah'a. Muhlesine ait kılarak, has kılarak. Lehu o Allah'a. Neyi has kılarak? Dine, dini. Velev her ne kadar kerihe, çirkin bulsa da hoşlanmasa da el kafir onu kafirler. Lev şayet. Velev ker el kafir onu kafirler şayet hoşlanmasa hoşnut olmasa bile siz dini Allah'a has kılarak ona dua ediniz. Şimdi muhlesine has kılarak dedik. Ait kılarak ona özgü kılarak. O zaman muhlesine manası bu mudur? O değildir. Buradaki cümlenin diziliminde bulunduğu öge itibarı ile bu manaya gelmektedir. Yoksa muhlesine biraz önce söylediğimiz üzere isim fail cemi müzekkerdir ve samimi erkekler manasına gelmektedir. Nitekim muhlesine kelimesi haldir. Fed'u siz dua edin. Allah'a, Allah'a, yüce Allah'a. Buradaki vav vav nedir? Sahibul hal. Sizler ne olduğunuz halde? Muhlesine, samimi olduğunuz halde. Samimi iken hal olduğu için bu şekilde çevirdim. Yani gramer olarak, öge olarak kelimenin bulunduğu durum manayı az çok değiştirecektir. Sonuç olarak Muhlesine lehu eddin. Son taraftaki en soldaki kelimeyi seçmekteyiz. Elhin zaman demek, vakit. Ellin harfleri, yumuşaklık. Yani mana olarak uygun değil. Zaten ayet bu. Ayet olduğu için ayeti bozamazsın, farklı bir kelime getiremezsin. En soldaki kelimeyi seçmen gerekir. La ya'budune, onlar kulluk etmezler. Onlar ibadet etmezler, tapmazlar. Abede ya'budu, kulluk etmek, ibadet etmek manasına geliyor. La ya'buduna, onlar kulluk etmezler. Kime? Den önce ma'hu, onunla birlikte. Hu, o, hangi o? Yüce Allah yani. Ma'hu, ma'allahi demektir. Dolayısıyla Allah'la beraber. Ma'a beraber demek. Ma'hu, Allah'la beraber. La ya'buduna, onlar kulluk etmezler. Ma'hu, Allah'la birlikte. Yani Allah'a kulluk ediyorlar. Onunla birlikte ayrıca şuna da ediyorlar diyemeyiz. Allah'la birlikte ayrıca kulluk etmezler. Kime? Ferden. Herhangi bir ferde. Mefuldür bunlar. Eheden. Herhangi bir kişiye. Sameden. Samet özel isim değil burada. Allahu Samed. Geçiyor değil mi İhlas suresinde? İhtiyaçsızlık manasına geliyor. Müstağni olmak. Herhangi bir ihtiyaçsıza, zengine de kulluk etmezler.
Burada la ya'budune ma'hu ehaden diyoruz. Ehaden. Ferden desen ne olur? Ferden, fert olmak insana özgü bir şey. Mana daralmış olur. Samet desen sadece, bu da dar değil mi? Belli bir kesimi kapsamış olur. Ehad kelimesi ise çok daha genel bir manadır. Herhangi birisi, herhangi bir, ehad bir demek. Herhangi bir kişiye. Kul huvallahu ehad. Orada da ehad geçiyor mesela. Fert geçmiyor ayette de. Ehadeni seçiyoruz. Ehaden mefuldür. La ya'budun, onlar kulluk etmezler. Ma'hu, onunla, yani parantez arası Allah'la birlikte. Ehaden, hiçbir kimseye. Yani toparlarsan sadece Allah'a kulluk ederler. Dördüncü maddeye geldik. Burada bırakalım. Bir sonraki derste inşallah buradan devam edeceğiz.